TV'lik akşam bülteninden mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Günün sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Ordu'nun Aybastı ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'de Kırkpınar'dan sonra en büyük güreş organizasyonu olarak gösterilen 911. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali renkli yarışlarla yine muhteşem görüntülere sahne oldu. Festival son gününde protokolün önemli isimlerini de misafir etti. Ordu'nun Aybastı ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve tarihi Kırkpınar'dan sonra gelen en büyük güreş organizasyonu olarak gösterilen 911. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali son gününde Türkiye'nin en ünlü güreşçilerini misafir etti. Aybastı Perşembe Yaylası'nda gerçekleştirilen 911. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'ne Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılış konuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun yaptı. Onlar o yiğitlerimiz ki gerçekten bu atasporumuzu devam ettirmekte büyük gayret gösteriyorlar. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yöremize, bölgemize, çevre illerden gelen değerli konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Bütün güreş severlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Genel Başkan Torun'un ardından kürsüye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz çıktı. Perşembe Yaylamız bizim göz bebeğimiz. Turizmde bir numaralı namzet yerimiz. Aybastı Perşembe Yaylası deyince hem bu güzel görselliği var işin hem de manevi boyutu var. Başkan Yılmaz da Aybastı Güreş ve Kültür Festivali'nin önemine dikkat çekti. Orada 6000 tane şehidimizin, bu ülkenin kalkınması için canlarını veren şehitlerimizin duaları var. Biz şehitlerimizin hatırasına saygıyı da göstermek kaydıyla göreceksiniz. Büyükşehir olarak, yerel yönetimler olarak hükümetimizle birlikte Allah izin verirse bu bölgeyi Türkiye'nin en bilinen güreşlerde Kırkpınar'a namzet ve bütün baş pehlivanların yarıştığı bir müsabaka haline, alanı haline getireceğiz. Ev sahibi belediye başkanı İzzet Gündoğar ise 911. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nin önemli bir gelenek olduğunu hatırlatarak etkinliğe katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti. En eski etkinliği yapan, 911.sini yapan bir ilçenin, bir ilin evladı olmaktan onur ve gurur duyuyor. Bizim adımıza mutluluk ve onur verici bugün. Çünkü bugün buraya 90-100 bin insan geliyor. Türkiye'de en fazla seyircinin, katılımın olduğu bir etkinliği yapıyoruz. Türkiye'de bir günde bir festivale 100 bin insanın katıldığı başka bir etkinlik yok. Kara kucakçılar, yağlıcı. Geçtiğimiz yıl 3 askerimizin şehit edildiği Mesudiye'de 5 şüpheli görüldü. Topçam kırsalında hayvanlarını otlatan bir çobanın silahlı 5 kişi görüldüğü iddiası bölgede hareketliliğe neden oldu. İhbar üzerine güvenlik güçleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Topçam'da şüpheli 5 kişi görüldüğü iddia edildi. Olay önceki gün yaşandı. Elde edilen bilgilere göre İnalan yaylasında hayvanlarını otlatan bir çoban ormanlık alana telaşlı hareketlerle giren, ellerinde uzun namlulu silahları olan 5 kişi gördüğünü iddia etti. Durumun yetkililere bildirilmesiyle birlikte şüpheli kişilerin bulunarak olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı. Çoban silahlı kişilerin avcı, arıcı ya da yaylacı gibi sivil kişilerden daha çok teröristlere benzediği yönünde bilgi verdi. Bu arada geçen yıl 31 Temmuz'da teröristlerin saldırısı sonucu Topçam'da 3 asker şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı. Bunun ardından başlatılan operasyonlar sonucu 20 Ağustos'ta 1 ve 30 Eylül'de 6 olmak üzere Karadeniz'e sızmaya çalışan 7 terörist öldürülmüştü. Karadeniz'e sızmaya çalışan grubun 2 üyesi ise 10 Ekim 2016'da biri ölü diğeri yaralı olmak üzere Erzincan'da yapılan operasyonlar sonucu ele geçirilmişti. Bu yılda Karadeniz'de 2 terör olayı yaşandı. Trabzon Maçka'da yaşanan 16 Mayıs'taki olayda bir asker şehit düşerken 25 Haziran'da yine Maçka'daki bombalı saldırıda 2 asker yaralandı.
15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde kahramanlık destanı yazan isimlerden biri de Korganlı Emrah Sapay'dı. Darbe girişimi sırasında gözünü kırpmadan 4. Anajet Üst Komutanlığı'nda uçakların kalkışını engellemeye çalışırken vurularak şehit olan Emrah Sapay için Korgan ilçesinde Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu. Böylece 15 Temmuz şehidimizin ismi ölümsüzleştirildi. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Allah razı olsun. 15 Temmuz 2016 gecesi hain darbe girişimini engellemek adına binlerce vatandaş gibi gözünü kırpmadan meydanlara inen ve 4. Anajet Üst Komutanlığı'nda uçakların kalkışını engellemeye çalışırken vurulan ve ağır yaralanan ancak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Emrah Sapa için memleketi Korgan'da Şehit Emrah Sapa Kültür ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği kuruldu. Bir şehidimizin hatırasına, anısına, onun ismine ve maneviyatına yönelik bir yatırım olduğu ortadadır, aşikardır. Hep birlikte bu kıymeti yaşatma adına el birliği, gönül birliği yapacağımız kanaatindeyiz. Şahsım ve belediyemiz adına düşebilecek en ince detayına kadar yapılacak ne varsa biz emrinize amadeyiz. Dernek düzenlenen törenle açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Cin, Korgan İlçe Müftüsü Ekrem Akmenşen ve dernek üyeleri tarafından açılış gerçekleştirildi. Anahtarı teslim ediyoruz. Buyursunlar. Açılış töreni sonrasında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından verilen "Ordu sana minnettardır" anahtarı şehidin amcasına teslim edildi. Nostaljik arabalar, klasik araçlar bünyesinde görücüye çıktı. 1960'lı yıllardan günümüze 30'a yakın aracın sergilendiği etkinliğe Trabzon, Giresun, Samsun ve Ordu illeri olmak üzere birçok ilden çok sayıda klasik otomobil tutkunu katıldı. Bu etkinliğe ev sahipliğini ise Ünye ilçesi yaptı. Ünye'de bu yıl ilki gerçekleştirilen ve Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen organizasyonla klasik araçlar sevenleriyle buluştu. 1960'lı yıllardan günümüze 30'a yakın aracın sergilendiği etkinliğe Trabzon, Giresun, Samsun ve Ordu illeri olmak üzere birçok ilden çok sayıda klasik otomobil tutkunu katıldı. Ünye Belediyesi'nin Ünye Madeni Eşyalar Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nın ortaklığında düzenlenen programda Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar bir konuşma yaptı. Başkan Çamyar, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Ünye Cumhuriyet Meydanı klasik otomobillere ev sahipliği yapıyor. Çok orijinal bir görüntüyü yaşamış oluyoruz. Bunları biz ancak 1964'lerin, 65'lerin, 70'lerin yapımı olan Yeşilçam filmlerinde görüyor idik. O filmlerde görmüş olduğunuz otomobillere bugün dokunup onlarla beraber fotoğraf çektirmiş olacaksınız. Ben emeği geçen herkese buradan mikrofonlardan teşekkür ederken katılımcı misafirlerimize bir kez daha güzel şehrimize, güzel ünyemize en kalbi duygularımızla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Gün boyunca organizasyona katılan genci yaşlısı herkes adeta bir sanat eseri olan klasik araçları yakından tanıma ve inceleme fırsatı buldular. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine yönelik sunduğu önemli hizmetlerden biri olan Mimar Sinan Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrenciler ve velileri için gezi programı düzenlendi. Program kapsamında 120 kişilik öğrenci ve veli grubu gezinti teknesiyle perşembe turu attı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mimar Sinan Bilgi Evi'nde eğitim gören öğrenciler ve velileri için gezi programı düzenlendi. Gezinti teknesiyle Ordu'nun doğal güzelliklerine bir de denizden bakma fırsatı bulan grup, Perşembe ilçesinde yaptığı mavi yolculuk boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi çok teşekkür ediyorum. 120 kişilik grup Ordu ilinin sahil kesimi manzarası, plajları ve doğal koylarını büyük ilgi ve hayranlıkla izleyip bol bol hatıra fotoğrafı çekme imkanı yakaladı. Çocuklarımız açısından çok güzel bir olay. Özellikle aktivitelerin olmalarından, eğlenceli programların olmalarından, olmasından dolayı çocuklarımız hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'a ve çok değerli öğretmenlerimize, hatta çocuklarımıza emeği geçen birebir öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.
Kursların ücretsiz verildiği Mimar Sinan Bilgi Evi hizmetinden ve tekne gezintisinden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesi'ne bilgi evlerini açtığı için çok teşekkür ediyorum. Bilgi evlerine önceden eğitim merkezlerine parası olanlar gidiyordu. Bu insanlardan parası olanlar faydalanıyordu. Artık parası olmayan kişiler de çocuklarını eğitim merkezlerine bilgi evleri gibi yerlere gönderebiliyorlar. Bu bence belediyemizin sağladığı güzel bir imkan. Öğretmenlerimizden çok memnunum. Çok ilgililer, çok alakalılar. Oğlum bu yazı, bütün bir yazı etüt merkezinde geçirdi. Artık evde kalmak istemiyor. Telefonla, bilgisayarla çok vakit geçirmek istemiyor. Oyun oynamak istediğinde de etüt merkezine gidiyor. Ders çalışmak istediğinde de. Ben çok memnunum bu projeden. Belediyemize, çocuklarımıza böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Kursdan çok memnunum, hocalarından çok memnunum. Bilgi evinde bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine olduğunu öğrendim. Sonra kayıt yaptırmaya gittim. Sekreter arkadaşla görüşmüştüm. Gayet de memnunum. İki tane oğlum var, ikisini de gönderiyorum. Birisi Teok kursuna gidiyor, diğeri de Kur'an kursuna, ama okul döneminde diğer kurslara da göndermeyi düşünüyorum. Ben çok memnun kaldım. Ordu'nun 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası, eşsiz doğal güzellikleri ve kayak merkeziyle gözde mekanlardan biri haline geliyor. Bu anlamda bir süredir inşaat çalışmaları devam eden Çambaşı Kayak Merkezi etrafında bulunan araziler için de Nazım Mimar Planı revizyonu onaylandı. Yatırımcılar tarafından dört gözle beklenen Çambaşı Kayak Tesisi'nin sağ ve sol bölümünde yer alan arsa için yapılan plan çalışması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Özellikle son yıllarda turizmde atağa kalkan ilçelerden biri olan Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çambaşı Yaylası yerli ve yabancı yatırımcıların da gözde mekanlarından biri haline geldi. Kabadüz ilçesinde uzun süredir beklenen imar revizyon planı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Çambaşı Yaylası Turizm Merkezi Turizm Tesis Alanı Nazım İmar Planı revizyonu askıya çıktı. Bölgede yatırımcılar bu planın onaylanmasıyla birlikte inşaat çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayabilecek. Çambaşı Yaylası'nda tesisleşmenin önünü açacak olan bu gelişmeyle birlikte Çambaşı Yaylası'nda gelişim ve dönüşüm de hızlanmış olacak. Fındık'ta yeni hasat dönemi yaklaşırken Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından fındık üreticilerine toprak tahlilinin yanı sıra yaprak tahlili de yaptırın uyarısı geldi. Fındık'ta yeni hasat dönemi kapıya dayandı. Yıl boyunca fındık bahçesine bakan ve daha fazla verim alabilmek adına çaba harcayan üreticilerin de bu yıl yüzü gülebilir. Özellikle altın ürün fındıkta bahçe ve toprak bakımı ürünün daha da kaliteli ve verimli olmasını sağlıyor. Eğer biz doğru bir gübreleme yaparsak verimde %50'ye varan bir artış sağlamamız imkansız değil. Yani %50'lere varan bir verim artışı sağlamamız mümkün olacaktır ki bu da 100 kilogram olan verimin dekara 150 kilogramlara, en azından 150 kilogramlara çıkması demektir. Bu anlamda Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden fındık üreticilerine toprak tahlili ve yaprak tahlili yapılması konusunda uyarı geldi. Mezar var, iki tane mezar. O bahçe mezar. İl Müdürlüğü tarafından fındık üreticilerine yapılan ve verimi artırmayı amaçlayan uyarıda özellikle fındıkta verimi artırıcı en önemli etken olan gübrelemenin yapılması ve hangi besin maddesinin ne miktarda eksik olduğunu belirlemek içinse toprak ve yaprak tahlili yaptırılması gerektiği ifade ediliyor. Bütün üreticilerimizin ve bizlerin sorumluluğu vardır. Bu noktada ben tüm üreticilerimizi gübre uygulamalarını, tekniğine uygun bir şekilde bahçelerine uygulamalarını, mutlaka gübrelerini bilinçli bir şekilde bahçelerine uygulamalarını istiyoruz.
Diğer bir ifadede ise toprak ve yaprak tahlili yaptırılmadan rastgele yapılan gübrelemenin birçok sakıncası olduğuna da dikkat çekilirken, fazla atılan gübreden dolayı üreticilerin maddi kayba uğradığı ve yanlış gübrelemenin çevre kirliliğine neden olduğu belirtiliyor. Ocağın etrafına ve ortasına serpmek suretiyle gübreleme yaptıklarını düşünüyorlar. Böyle bir gübreleme son derece yanlış bir gübrelemedir. Buradan bitkinin istifade edeceği miktar çok sınırlı kalmaktadır. Bitki bu gübreden istifade edemediği gibi bu gübreler bir şekilde gaz şeklinde havaya karışabilmekte veya bir şekilde yıkanmak suretiyle dere yataklarına kadar inip sularımızı kirletebilmekte, çevre kirliliğine neden olabilmektedir. Son olarak ise bu tür sakıncaları ortadan kaldırmak ve bol ürün için ilk yapılması gereken işlemin toprak ve yaprak tahlili olduğu hatırlatılıyor. Gübrelemede çok eksiklerimiz olduğunu biliyoruz ve bu eksiğimizi gidermemiz gerektiğini ben buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ordu'da 2017 yılında 41 avcıya 49.772 bin lira para cezası kesildi. Ordu'da 2017 yılı 6 aylık dönemde avcılara yasak avlamaya kesilen ceza miktarı ise bir önceki yıla göre arttı. Ordu'da 2017 yılı 6 aylık döneminde avcılara yasak avlanmaya kesilen ceza miktarı bir önceki yılı geçti. Cezaların artması üzerine 6 ayda 9 avcı kursu düzenlenirken bu kurslara 294 avcı katıldı. Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre 2041 avcının bulunduğu 1779 aktif avcının faaliyet gösterdiği Ordu'da 2017 yılı Ocak-Haziran ayları arasında 6 aylık dönemde yapılan kontroller sırasında yasak avlandığı belirlenen 41 avcıya yasal işlem yapıldı. Yasal işlem yapılan avcılara 49.772 lira idari para cezası uygulandı. Ordu'da 2014 yılında yasak avlanmaya karşı 20 avcıya 11 bin, 2015 yılında 35 avcıya 34.866, 2016 yılında ise 51 avcıya 31.122 TL para cezası uygulanmıştı. Bu haberle birlikte akşam bülteninin sonuna geldik. Biraz sonra yol durumu haberleri sizlerle olacak efendim. Hoşça kalın. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Ordu, Perşembe yolunun 39. kilometresinde bölünmüş yola göre yapılan Akçova Köprüsü'nün Ordu Perşembe istikametindeki köprü yapımı tamamlanmış olup trafik kontrolü olarak verilmektedir. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ünye, Çaybaşı, Tekkiraz İl yolunun 20-24. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Samsun, Asarcık, Kavak İl yolunun 55-62. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Çarşamba, Ayvacık İl yolunun 6-7. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Gölköy, Aybastı İl yolunun 30-31. Kilometreleri arasındaki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Kabadüz, Çambaşı İl yolunun 43-53. Kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.